Peki KYK'larla alakalı sizin mesela geçenlerde Deva Partisi bir şey açıkladı. Bir yol haritası, bir rapor açıkladı. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Ben demin ifade ettiğim yani 31 Mayıs tarihli şeyimiz var. Daha önce de var ve bizim parti programımızda KHK konusu var. Yani Türkiye'de başka yerde yok. Yani biz parti programımızda KHK sorununun hukuk içerisinde onurlu bir şekilde çözüleceğine dair taahhüdümüz var. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde biraz önce zikrettiğim şartlarda yani sadece işte takipsizlik kararı alan sadece beraat eden değil. Yani adil yargılama yapılmayıp da mahkumiyet cezaları alan, halen dosyası Yargıtay'da istinafta bekleyen binlerce, on binlerce insan var. Halen içeride tutuklu insanlar var. Bunlar hakikaten ceza hukukunun genel evrensel ilkelerine göre yargılama yapılmadan mahkum edildi birçoğu. Yani eline silah alan, somut olarak görevini ihmal eden ya da görevini kötüye kullanan insanlar hiç kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama genel geçer iddialar üzerinden yani bir torbaya atıyorsunuz insanları ki hiçbir kişiselleştirme yapılmadan, hiçbir somut suç unsuru ortaya konmadan siz diyorsunuz ki sen busun hadi kendini akla. Yani peki Şimdi bu... şöyle çok özür diliyorum Yıldırım. Bir şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu mağduriyetleri gidereceksiniz. Burada diyorsunuz hani hiç tartışma söz konusu değil. Ben tabii... Peki bu böyle hani kararların altına imza atan hakim ve savcılarla yani görevini kötüye kullanan hakim ve savcılarla ilgili bir çalışmanız da olacak mı? Şöyle ceza zaman aşımı içerisinde, Evet. ceza hukuku açısından söylüyorum. Kim kamusal bir görev yaparken suç işlemişse, Çünkü bu bu daha çok, kamusal görev değil, insan hakkı, bu bir bu işte cinayet tabi yani. ama hakimlik de, Evet. diğer TÜİK uzmanlığı da, başkanlığı da, Evet. Merkez Bankası yöneticiliği de, hepsi bunların aynı zamanda kamusal görev. 657 temelde bağlı çalışılan görevler. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın işte sıkça ifade ettiği bir durum var. Yani 257 kapsamında bu arkadaşlarımız eğer görevlerini kötüye kullanmışlarsa ya da ihmal etmişlerse somut olaylar üzerinden ispatlanabiliyorsa dolayısıyla bu arkadaşlarımızın genel ceza zaman aşımı içerisinde sorgulanmaları adil mahkemelerde, altını çiziyorum, adil ve bağımsız mahkemelerde hesap vermeleri gerekir. Evet. Seyircilerimiz de dikkatini çekti. Benim de dikkatimi çekti. Biraz geride kaldı ama 28 Şubat devam ediyor dediniz. Tam olarak yani orada kastınız neydi? Nedir? Kastım Çünkü bu şu, 28 Şubat meselesi de çok böyle kullanılıyor ya kastım biraz. şu yani mesela 28 Şubat'ın aktörleri bugün Tayyip Bey'in yakınında ve etrafında. Yani 15 Temmuz talihsizliği sonrasında ben çok iyi biliyorum ki terör örgütüyle herhangi bir bağı olmadığı halde birçok insan bu yaftalamayla ihraç edildi. Kamu görevinden dışlandı. Bu insanların birçoğu hakikaten yani somut olarak ceza kanunu anlamında söylüyorum. Somut olarak ilgisini, irtibatını, iltisakını ya da işlediği bir suç varsa bunlar ortaya koyabiliyorsanız diyelim ki bir hakim arkadaşımız tuttu FETÖ'den aldığı bir talimatla şu dosyada şöyle bir karar verdi. Bunu ispatlayabiliyorsanız bunun cezası verilmelidir. Onun dışında tabii Türkiye öyle bir olağanüstü döneme getirildi ki yani özellikle 15 Temmuz maalesef çok yani asla tartışılamaz bir darbe girişimidir. Bu yapının da ben bunun içinde bir şekilde olduğuna inanıyorum, bunu kabul ediyorum. Ama burada insanların yani o yapıyla ilgisi var mı, gerçekten bir örgüt mensubiyeti için hareket etmediğine bakmaksızın o torbaya atmak ve oradan yaftalamak suretiyle ihraç etmek, bu memleketin Anadolu'da son 20 yılda, 30 yılda yetişen memurunu, bürokratını, iş adamını tasfiye etmektir. Ve ben bunu 28 Şubat süreci olarak görüyorum. Aktörler değişebilir. Yani 28 Şubat sürecinde bu toplumun milli manevi değerlerine saygılı, efendim yapılan yanlışlara hayır diyen insanlar nasıl tasfiye edilmişse, edilmek istenmişse bugün aynı şey yapılıyor. Bu yüzden ben 28 Şubat sürecinin çok net devam ettiğini düşünüyorum. Yani bu FETÖ vesilesiyle başka insanların da Tabii tasfiye ki edildiğini. ben çok iyi biliyorum. Yani herkes de biliyor aslında. Yani buradan zarar gören, mağduriyete uğratılan insanların büyük bir bölümü FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bile yok yani. Peki mesela siz Kayserilisiniz. Kayseri'de daha doğrusu Kayseri'de bürokrat avukatlık Avukatlık yaptım, evet. yaptınız. Oralarda hava nasıl? Yani bir AK hava Parti'nin değişim var kalesi mı? yerlerden Kalesi birisi. buralar. Evet. Tabii ki şöyle toplumun bana göre %25'lik kesimi ısrarla bu işi savunuyor. Bizim cami cemaati dediğimiz yaşı 50 ve üstü belki ekipte bu çok daha yoğun görülüyor. Ama çok net söyleyeyim yani ben
Yani gününde yapılacak, yapılabilirse. Ben bir erken seçim beklemiyorum, onu öncelikle söyleyeyim. Gününde bir seçimin bile şüpheli olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? O geliriz. Efendim. Çünkü bu şartlarda, bu ekonomiyle bu seçimleri götürmeleri mümkün değil. Erken ya da vaktinde yapacakları hiçbir seçimi kazanmaları mümkün değil. İddiayla söylüyorum ben. Yani biraz daha cömert davranın. %25'tir Cumhur İttifakı'nın seçimdeki, önümüzdeki seçimdeki oyu. Geç seçim mi diyorsunuz? Vaktinde bile değil. Geç seçim mi? Vaktinde bile değil. Çünkü bu şartlarda erken seçime gitmek ayağa sıkmaktır. Hatta kafaya sıkmaktır. Erteleyecekler mi seçim diyorsunuz? Erteleyeceklerdir diye düşünüyorum. Nasıl erteleyecekler? Hukuki olarak? Hukuki olarak anayasada yeri var. Nedir? Yabancı bir ülkeyle savaş. Bakın şimdi İdlib'e, Afrin'e çıkarma yapıyorsunuz. Bunu da böyle davul zurna çalarak ilan ediyorsunuz. Geçmişte yaptınız. Ben de yani her üç harekatı da ben destekledim. Türkiye'nin menfaatleri gereği, milli menfaatleri gereği. Orada bir terör koridoru oluşmaması bakımından Türkiye yapması gereken bir şeyi yaptı. Ama şimdi yeni bir operasyon yapıyorsunuz. Bu tek taraflı bir operasyon. Tabii Amerika'nın, Rusya'nın işte uygun gördüğü ölçüde yaptınız. Ama Suriye buna kapsamlı bir şekilde cevap verdiği takdirde savaştasınız demektir. Buyurun. Böyle bir plan olabilir mi yani? Öyle mi diyorsunuz? Korkum, endişem bu. Korkunuz. Benim şahsım, ben bir fotoğrafa bakıyorum. Fotoğrafa bakıyorum. Yani sadece Suriye ile değil, Yunanistan'la ilişkiler geriliyor. Dünyanın birçok coğrafyasında sorunlarımız var. Yani Türkiye komşularıyla sıfır politika, dostluk politikaları takip ederken şu geldiğimiz noktaya bakın. En yakın müttefiklerimiz olan, hadi son dönemdeki Azerbaycan'la özel ilişkiyi tartışalım. Pakistan bile bizim yanımızda duramıyor. Yani Türkiye işte iyi dönemlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi oldu. 174 mi 175 üyenin oyuyla olmuştu. Sonra bir daha müracaat etti. 50 üye destek verdi. Seçilemedi. Şimdi müracaat etse kaç tane çıkar merak ediyorum. Peki anayasadaki o düzenleme ne kadar ertelenmeyi öngörüyor? Bir yıl süreyle diyor ama süre sınırı yok. Yani bir yıl sonra bir daha erteleyebilirsin. Savaş devam ediyorsa. Bunun bence hukukçuların ve siyasetçilerin konuşması gereken bir konu. Yani ben o bakımdan, yani ülke şu ekonomik şartlardayken bunların seçim kazanmamayacağı, kaybedeceği kesin bir kanaatken hele hukuki süreçlerin başlayacağı da yani yatsınamaz. Ben başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Hangi, nasıl hukuki süreçler? Yani bu iktidar değişikliği sonrasında demin dedim ya. Kim bir suç işlemişse bunun zaman aşımı süresi içerisinde takibinin yapılması lazım. Bir devri sabık peşinde değiliz. Ama hakikaten bu insanların hakkına, hukukuna, mülkiyet hakkına, özgürlüğüne bir müdahale kötü niyetle yapılmışsa, mal varlığı bir takım maksatlarla çözülmüşse, yani düşünün bu hükümet 128 milyar dolar harcadı, üstüne 40 milyar dolar daha harcadı arka kapı operasyonlarıyla ve garantili döviz hesabıyla da büyük bir kumar oynadı. Her şeyini bitirmiş, kaybetmiş bir kumarbazı düşünün. Ülkenin kaynakları son bir kumar oynadı. Zararımız en az 150 milyardı. Bitti. İflastır bu. Yani sadece bu bile bir hükümetin istifa etmesini gerektirir. Acziyet ortada. Beceriksizlik ortada. Cehalet ortada. Bunu hamasi söylemlerle, nobran tavırlarla kapatmanız, ötelemeniz mümkün değil. Dolayısıyla kaybedecekleri bir seçime ben girmeyeceklerini düşünüyorum. Mümkünse bunu uzatmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Bu manada erken seçimde beklemiyorum. Tabii kişisel kanaattir. Yani bir yani gayipten haber vermek bizim işimiz değil. Biz bir öngörü yapmaya çalışıyoruz. Bu da sizin vesilenizle. Umarım doğru. Tabii Allah korusun. Yani. Allah korusun. Böyle bir şey. Yani çünkü savaş her toplum bakımında ne kadar haklı bile olsa felakettir yani, bunun telafisi olmaz. Bir iktidar için ülkeyi savaşa sokmak ya da o bahaneyle seçim ertelemeye çalışmak, bunlar doğru şeyler değil. Mutlaka. Ama evet. Ben şahsen yani nasıl bu ülkede Sadat'tan dolayı ana muhalefetin ciddi kaygıları varsa, genel anda muhalefetin kaygıları varsa, nasıl bu ülkede yani bakın iddiayla söylüyorum, siz 2016'nın Haziran ayında AK Parti'nin eline bugüne kadar yapılmış olan listeleri verseydiniz de siz şunları yapacaksınız deseydiniz asla olmaz derler. Evet. Asla bunlar yapılamaz derlerdi. En başta kendileri karşı çıkardı ama geldiğiniz noktada bakın asla olmaz denen o kadar çok şey yaşandı ki. Hakikaten ben seçim iptali var, 2019. Milliyetçilik ve muhafazakarlık adına büyük bir hüsranla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz.
Ben yani, teşekkür ediyorum. Evet. Fırsat verdiniz. Sağ olun. Bu vesileyle tekrar Mevlana çok... İdris Bey'le camianıza da yani çok kıymetli bir arkadaşım. Hukukçuydu ama yani hiç hukukçuluk yapmadı. Edebiyatçı oldu. Gönüllerin insanı oldu. Evet. Özel ilgilerinizi de ben biliyorum. Zaman zaman yazılarınızı da okumuştum. Yani Allah rahmet eylesin. Size ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Sağ olun.